Şimdi ne kadar süre kal onu bilemiyoruz. Bir süre böyle kalıyor. Sonra bu İsrafil Aleyhisselam ikinci defa üflüyor ona ve bu sefer bütün canlılar diriliyorlar. Hmm. Evet. İki defa üflüyor. İlk üflemesinde birincisinde ölüyor. Tüm canlılar ölüyor. ölüyor. İkincisinde diriliyor. <laughs> o süreyi bilmiyoruz ama. Ya yani bu sefer ruh maal ceset <laughs> diriliyor insanlar hatta min merkadina haza kim kaldırdı ya bizi yani ne güzel kabrimizde yatıyorduk e bu sefer mahşer yerine doğru gidecekler yani kimi sürüne sürüne gidiyor kimi yürüye yürüye gidiyor kimi koşa koşa gidiyor mahşer yerine evet Mahşerine bütün insanlar Gelmiş geçmiş Bütün insanlar orada toplanacak Hocam işte. kıyametin kopması Denir ya kıyamet evet. kopacak Tabii denir işte kıyamet Kıyametin o. kopması İsrafil aleyhisselamın sura üflemesi Ta, midir Tamam işte o hmm. öyle. Kıyamet. Yani kıyamet ne zaman Kopacak İsrafil aleyhisselam Birinci sura üflediğinde Kıyamet kopacak Bütün öyle dünya alt üst oldu her şey evet. Yani şimdi Allah korusun şimdi <laughs> bizim Marmara depremi neydi? 7, ,3. Allah korusun hocam. Yani şimdi Şiddetli bir ki deprem yaşadık. Daha daha ileri seviyede. Yani o bile aklımızı başımızdan aldı değil mi? O o deprem bile ne kadar yani e, ruhi sarsıntılar geçirdik. Yani kendimize Kesinlikle. kolay kolay gelemedik. Ama bu e, tabii bambaşkadır. Yani Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor nasıl olacağını. İza zülziletil ardu zilzaleha ve ahrecetil ardu ethkaleha ve kâlel insanu mâ leha yevme izin tuhaddisu ahbâraha bi enne rabbeke evhâ leha yevme izin yasturun nâsu eştâten liyurev a'mâlehum fe men ya'mel miskâle zerretin hayran yerah ve men ya'mel miskâle zerretin şerran yani yer şiddetle sarsıldı, kabirdekiler dışarıya bırakıldı. Ve kâlel insânü mâ lehâ. Ne oluyor ya? İnsanın böyle şaşkın şaşkın böyle dediği gün. Evet bu böyle bir hayli ayeti kerimelerde bu. Geçiyor. İz'eş iz semâ'ün fadarat, evet. ve iz'el kevâkibün teserat evet. ve iz'el bihârı füccirat, ve iz'el kubur bu'sirat alimet nefsin maqqademe yani bunlar hep o tabloyu tasvir ediyorlar. Evet, mahşer evet. alanına doğru gidecek Gidiyorlar. insanlar. Peki evet. nasıl gidecekler? İşte kimi yüzüstü sürünerek, kimi yürüyerek, kimi yani amellerine göre, onunla evet. orantılı olarak öyle gidecekler. Kıyafetleri nasıl olacak? Kıyafetleri bu, bu soruyu Hazreti Ayşe annemiz sevgili peygamberimize soruyor. Mahşer günü halkın kıyafeti nasıl olacak ya Resulallah? çırılçıplak olacak. E bu nasıl olur? Ya Rasulallah, erkek kadın bir arada biri birlerine bakmazlar mı? Ayşe ne diyorsun? Ne kadın, erkek. Herkesin öyle bir derdi var ki kadın mı, erkek mi hiç aklında o yok Ayşe. Öyle Hesap bir dehşet, çünkü. öyle bir dehşet. Öyle bir sıkıntı ki ve ter deryası, ter kimi dizlerine Korkudan. kadar, kimi göbeğine, kimi kimi böyle boğazına kadar terdeni deni Rabbi Ya Rabbi beni buradan kurtar da istersen cehennem at yani Allah Allah böyle diyecekler beni buradan kurtar istersen cehennem at öyle sıkıcı bir tablo bu mahşer hayatı evet efendim Allah Allah ya bundan sonra tabi yeniden diriliş olacak insanlar yani biz öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz ne için inanıyoruz Kur'an haber veriyor kaç ayetinde haber veriyor hani ha? bir mesele ne kadar önemliyse Kur'an ona o kadar yer verir mesela güneş önemli önemli tabii önemine göre ve şemsi diye bakın Yemin eder Cenab-ı Hak. İnsan önemli mi? Çok önemli ya. Sen ne diyorsun? İnsan. O yüzden Kur'an'ın konusu insan. Gayesi insanoğlunun iki cihan mutluluğu. E peki bu öldükten sonra dirilme meselesi tabii çok önemli. Kaç ayette yer alır? Kur'an kaç ayet? 6666 ayet. 2000 ayet. Allah. Demek ne kadar önemli ya. Ne kadar önemli. Hocam kimsenin kimseye faydası olmayan yer neresi? Üç üç yer saydınız. İşte bu üç yer bu yani nereye? Önemli. Amel defterlerinin dağıtılma sırası önce tabi mizan. Mizan. Mizan başında yani evet. sevap günah tartılması ve mizan başında sırat başında. Üç. Bu üç yerde kimse kimseyi Allah hatırlamaz. O kadar dehşet. Ya, ya safiye. Peygamber halası Safiye, Peygamber halası olduğuna güvenme. Rabbim izin vermezse benden sana fayda yok. Başın çaresine bak. Ya Abbas ya Amme Muhammed. Peygamber amcası Abbas. Kalk Rabbine tazimet. Rabbım izin vermezse benden sana fayda yok. Evet. Yani şu ayeti kerimeye bakın. Muhsin Bey. Rabbimiz buyuruyor. Fe keyfe tettekune in kefertum yevmen yecalul vildane Dehşetinden çocukların ihtiyaçlaştığı günden nasıl korunursun? Allah Allah. Dehşetinden çocuklar ihtiyarlıyor.